Bismillah. Hafız İbn Hacer rahmetullahi aleyh'in Selamet Yolları ismiyle Türkçe'ye tercüme edilmiş ve şerhi olan eserde okumaya devam ediyoruz. Bulugul Meram adlı eserin namaz kitabında okuyoruz ve ezanla ilgili konularda 205 nolu hadisteyiz. İbn Ömer ve Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Demişlerdir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilal geceleyin ezan okur. Binaenaleyh siz İbn-i Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyip için buyurmuşlardır. İbn-i Ümmü Mektum ama bir adam idi. Kendisine sabahladın denemedikçe ezan okumazdı. Bu hadis muttefekun aleyhtir. Sonunda idraç vardır. İdraç, ravilerden birinin bir şeyi açıklamak için hadisin sonuna ya da içinde bir yere yaptığı bir parantez gibi, açıklama gibidir. Onun hadisten farklı olduğunu göstermek için alimler ona idraç etmek diye ifade etmişlerdir. Hadiste geçen geceleyin tabiri murat tan yerinin ağarmasıdır, fecirdir. Ondan biraz önceki vakittir. Yani daha imsak vaktinden hemen önce orucun başlamadığı vakitlerdir. O vakitlerde Hazreti Bilal ezan okur. Ramazan'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çift ezan okuturdu. Birini Bilal Habeşi radıyallahu anh sesiyle. O daha fecir vakti değil, daha önceki imsak vaktinden önceki vakitti. Dolayısıyla okuduğu zaman yeme içme devam eder. Vitir namazını bitirir, namaz kılanlar dinlenmeye çekilir. Dolayısıyla Bilal'in sesini işittiğinizde yeme içmeye devam edin. Yani yemek yemekteyseniz ona devam edin diyor. İkinci müezzin İbn-i Mektum'un sesi ise sabah namazının başladığı, girdiği vakit olarak diyor ki onu duyduğunda oruç vakti başlamış olur diyor. Bu hadisin buraya alınmaz şeyi de amacı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'da iki müezzinle ezan okuttuğu. Birisi orucun başlamadan az önce insanlara yaklaştığını haber vermek için Hazreti Bilal'e okuttu. Biri de İbn-i Mektum'la orucun başladığını belirtir, okuttuğudur. İdraç katma sözdür. İbn-i Mektum Hazretlerinin orijinal ismi Amr'dır. Kendisiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de Abese suresi nazil olmuştur. İdraç katma sözdür. Yani Hazreti Peygamberimizin hadisinin içinde ravilerden birinin herhangi bir şeyi açıklamak, konuşmak için yaptığı söze denir. Buradaki idraç şudur. İbn-i Mektum'a ismi geçince kör bir adam idi şeklinde açıklama yapılan cümle hadis değil, ravilerden birisinin cümlesidir. Bu cümle ya İbn Ömer'in ya da Zuhri'nin söylediği bir sözdür diye söylenmiş. Bu hadis-i şerif fecir doğmadan önce ezan okumanın meşru olduğuna delildir. Fakat bu ezan vakitleri bildirmek, namazı davet etmek için meşru olan ezan değildir. Çünkü henüz namaz vakti girmemiştir. Bu ezanın veçi meşruiyeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyanınız uyansın, namazda olanınız da namaza dönsün şeklinde yaptığı bir rivayette. Tirmizi'den gayri sahih sahipleri rivayet etmiştir. Namaz kılanından maksat
Gece teheccüd namazı kılanın namaza dönmesinden maksat da bazıları namazı tamamlaması, bazıları da namazı bitirip istirahate geçmesi şeklinde yorumlamıştır. Uyuyanı da uyandırmak, namazda olanı da istirahate davet etmek için meşru olan bir ezan olduğu söylemiştir. Yemen gibi bazı yerlerde, minarelerde okunan tesbihlere benzer bir şeydir. Şu farkla ki bu ezandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yiyin için buyurması onu tutanlar içindir, oruç tutanlar içindir ve yiyip içme sabah ezanına kadar devam ettiğini eder. Hatta İbn-i Mektum da sabahladın denilmedikçe ezan okumazdı. Yani sabah namazı girişini ona bildiriyorlar. Fecir doğduktan sonra bile yiyip içme olur mu gibi akla bir soru gelirse bu buradaki kasıt sabah namazının girdiğini ona görme özürlü olduğu için haber verilmesi olarak anlaşılabilir. Yani buradan kasıt sabah oldu yaklaştı anlamda. Hadis-i şerifte bir mescid için iki müezzin bulunmasının caiz olacağı delaleti vardır. Bununla beraber ezan okumaları bazılarınca mekruhtur. Bunu ilk icat eden Beni Ümeyye'dir. Bazılarına göre mekruh değildir ancak bir kargaşalığa sebep olursa mekruh olur. Yine hadis-i şerifte müezzinliği gözü görene de görmeyene de verileceğine delalet eder. Ancak gözü görmeyene bir şekilde vakti bilmesini yardım eden bir şey olması lazım. Bir kimseyi tarif etmek için onun sakatlığını söylemeye ve yani ayıplamak değil de onun görme zulü olduğunu beyan etmesi onun aslında ne için yapılmıştır? Yani görme zulünün de müezzin olabileceğini bunda bir sakıncanın olmadığını açık ifadesidir. Başka bir hadiste devam etme umuduyla.